Bu sizin A noktasındaki haliniz. Bu ise B noktasındaki. Daha zengin, daha başarılı, daha fit, sigarayı bırakmış, büyümüş, gelişmiş, ne olmak istiyorsanız o olmuş. A noktasından baktığınız için B noktasındaki kişi sizmişsiniz gibi gelmiyor. Değil de zaten. Bu kişi sizin gibi hissetmiyor, sizin gibi düşünmüyor. Başka dertleri, başka öncelikleri var. Sizin sınırlamalarınız onun sınırlaması değil. Sizin korkularınız onu korkutmuyor. Bu B noktasındaki kişi sizden çok daha akıllı, güçlü, becerikli, yetenekli. Peki bu kişiye nasıl dönüşürüz? Çok kolay. Sadece onun gibi hissederek. Başka hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Diyeceksiniz ki nasıl? Tanıştırayım. Bu da 10 yıl önce bulunduğunuz C noktasındaki haliniz. Sizden daha geri, daha az becerikli, daha az bilge, daha küçük hayat yaşayan bir versiyonunuz. Şimdi size bir soru. Bu C noktasındaki eski halinize dönmek mantıklı olur muydu? Bu daha sınırlı halinizin nasıl hissettiğini hatırlayın. Ona geri dönmek ister miydiniz? Elbette hayır, bu çok saçma olurdu. Niye daha azıyla yetinesiniz? İşte eski haliniz gibi hissetmek mantıksızsa, gelecekteki haliniz gibi hissetmemek de mantıksız. Zaten geçmiş ve gelecek diye tanımladığımız şeyler de tamamen insan uydurması. Zamanın aslında neden bir yanılsama olduğunun ayrıntılarına daha sonra başka bir videoda değineceğiz. 2 hafta önce bir özel jet satın almak için bir görüşme yaptım. Uçakların fiyatları 15 milyon dolardan başlıyor ve benim böyle bir param yok. Ama satıcı bunu bilmiyor elbette ve bana potansiyel bir müşteri gözüyle bakıyor ve öyle davranıyor. Hani dedik ya, B noktasındaki halimiz bizden farklı düşünüyor, farklı hissediyor, farklı şeylerle meşgul oluyor. İşte bu uçak satın alma görüşmesi beni oraya adım adım taşıyan bir planın parçası. Çünkü satıcının sorduğu sorularla ben daha önce hiç düşünmediğim şeyleri düşünmek zorunda kaldım. Potansiyel bir uçak müşterisinin nelerle karşı karşıya olduğunu görmeye başladım. Özel jetimle nereden nereye, hangi sıklıkta uçulacak? Yakıt giderleri nedir? Pilot nereden bulunur? Hangi hangarda uçak ne kadar süre, ne kadara park edilir? Bunlara daha önce kafa yormamıştım. Şimdi de daha önce hiç vizyonumun bir parçası olmayan bu gibi soruları kafamda canlandırdığım için A noktasıyla B noktası arasında bir yere geliverdim bile. Bu hafta bunun ikinci adımını attım. Sanki uçağım varmış da uçak havaalanında yerde yatıyorken para kaybetmesin diye başka bir şirketle görüştüm ve uçağımı boş zamanlarda başka iş adamlarına kiralamaları için neler yapmamız gerektiğini tartıştık. Artık biliyorum ki bunun feasible olması için yılda en az 250 ila 350 saat uçağın havada kalması lazım. Toplam saatlik uçuş maliyetinin 2500 ila 3500 dolar arasında olduğunu öğrendim. Uçağın motorunu üreten şirketle mutlaka bir motor koruma programına imza atmam gerektiğini öğrendim. Böylece motor hep 0 kilometreymiş gibi kalacak. Ve hangi şehirlerde hangi havaalanlarına inebileceğimin bile kısıtlamalarını öğrenmiş oldum. Ağırlık, uzunluk, pek çok parametre var ve bunları artık ben biliyorum. Şimdi 3 boyutlu gerçekliğimi tamamen bir kenara bırakalım. 15 milyon dolarımın olması gerekmiyor. Benim B noktasındaki kişiye önce dönüşmem lazım. Ondan sonra B noktasındaki kişinin hissettiği, düşündüğü, davrandığı gibi hissedip, düşünüp davranmam lazım. Bu elbette bir günde olacak bir şey değil. Ama hep A noktasında kalırsam, A noktasında şu anda fiziksel gerçekliğimde bulunan kişi gibi düşünür, hisseder, davranırsam B noktasına beni getirecek olan nedir? Sadece beklemek mi? Öyle olmuyor işte. O yüzden fiziksel gerçekliğimizde ne varsa onu tamamen reddedip bir sanal gerçekliğin içine kendimizi soktuğumuz zaman o B noktasındaki yeni, güçlü, büyük, dayanıklı, zengin halimize dönüşüyoruz. Daha önce bu yöntemi çocukluk hayalim olan spor arabayı satın almak konusunda kullanmıştım. Bunu bir önceki videoda anlattım, izleyebilirsiniz. İlk defa bu sürecin tamamını dokümante ediyorum ki ileride geriye baktığınızda adam bırak 15 milyonu cebinde 5 milyon dolar bile yokken bunun yolunu yapmış. Öyle hissetmeye başlamış, öyle davranmaya başlamış, ondan buraya gelmiş diyebilecek insanlar. Siz bu süreci adım adım takip eden erken takipçilersiniz. Bazı insanlar o uçak alındıktan sonra benimle karşılaşacak ve
geriye dönük videoları izlediklerinde inanamayacaklar. Adam gerçekten bu uçağı almanın yakınından bile geçemeyecek durumdayken bu uçak satın alma görüşmelerini mi yapmış? Ne kadar saçma. Değil arkadaşlar. Siz de yaparsanız göreceksiniz ki dönüşüm hemen başlıyor. Şöyle bir durum var. Ben o 15 milyon dolarlık uçağı satın alma planı yapan bir insana adım adım ufak ufak dönüşürken benim normalde rahatsız olacağım, moralimi bozacak, gündemimi belirleyecek ve değiştirecek ufak problemlere kafa yormam, onlarla uğraşmam, onların beni geri çekmesi saçma oluyor. Olmuyor da zaten. Bunlardan kurtuluyorsunuz. En büyük faydası bu ve sizi B noktasına yaklaştıracak olan da zaten bu. Eskiden dert ettiğiniz şeyleri dert etmeyerek, eskiden kabul ettiğiniz küçük sınırlı hayatı reddederek çok daha büyüğüne kapı açıyorsunuz ve size bir müjdem var. Bu sırada ilerlerken, yükselirken neyin nasıl olacağını öngörmeniz, böyle bir karşınızdaki bir haritayla net net her adımı bilmeniz gerekmiyor. Çünkü siz yola çıktığınızda zaten kapılar açılıyor, yollar yürülür hale geliyor. Siz yerinizde dururken, yaptığınız şeyleri yapmaya devam ederken karşınıza aynı sorunlar geliyor, onları aşmak için bir sebebiniz olmuyor. İşte sorunsuz bir hayat yok, farklı sorunlar var, daha büyük sorunlar var ama sizin daha büyük sorunlarla baş edebilecek güce ulaşmanız, B kişisine dönüşmeniz var. A noktasında kalmak mantıksız, C noktasına geri gitmek ne kadar mantıksızsa en az o kadar mantıksız. Çünkü B'ye geldiğimizde de orada kalmayacağız. Sonra bir D noktası oluşacak. Hatta şöyle bir görselleştirme önerisinde bulunuyor konunun uzmanları. Hep bir adım sonrasını görmeyi ve hissetmeyi başarabiliyorsanız işte o zaman şu anda bulunduğunuz nokta tamamen konuyla ilgisiz hale geliyor. Onu yok sayıyorsunuz, orada bulunmuyorsunuz, orada yaşayacağınız deneyimleri yaşamıyorsunuz, siz ileriye gittiniz bile. Şimdiki halinizle 10 yıl önceki C noktasındaki sorunlarla çok daha kolay baş edebilirdiniz değil mi? Daha güçlüsünüz, daha akıllısınız, daha bilgesiniz. İşte aynısını filmi ileri sararak yapın. Bir sonraki noktadan bugünkü noktadaki sorunlarınızla uğraşın. Çok daha kolay olacak. İşin tek bir sırrı var. Özetle oradaymışsınız gibi hissettiğinizde zaten oradaymışsınız gibi davranacağınız için bilinçaltınızı orada olduğunuza ikna etmeniz yeterli. Bilinçaltı saniyede 40 milyon veriyi işleyebilen, bilincinizin milyon katı üstün bir varlık. Ondan faydalanmazsanız kendinize milyon kat yazık etmiş oluyorsunuz. O sizden uzakta olduğunu varsaydığınız haliniz aslında zihinsel olarak burada şu anda mevcutken ondan faydalanmamış oluyorsunuz. İşte bu kanalda bu potansiyeli değerlendirmek isteyenlere pratik önerilerde bulunmaya çalışıyorum. Ve bu hafta ilkini yaptık. Havaya sokma adını verdiğimiz bir seans var. B noktasına gitmek isteyen insanların zaten orada olduğunu ona bir komünite olarak hissettiren bir takım canlı yayınlardan bahsediyorum. Örneğin dün bir arkadaşımız emlakçılık yaparak 150 bin dolarlık bir evi satma ve ondan en az 2800 dolar komisyon elde etmenin ucuna gelmişti. Biz onu başarmış gibi kutladık ve tanımadığı pek çok yabancı insanın kutlama mesajlarıyla işte o tırnak içinde havaya girme modunu yaşadı. Onu birkaç dakikalığına bile yaşadığınızda beyninizde yeni sinir ağları kuruluyor, yeni bağlantılar oluşuyor ve siz fiziksel olarak bile yeni birine dönüşüyorsunuz. Zihinde, beyinde buna nöroplastisite adı veriliyor. İsterseniz araştırın ve bunun bilimsel bir karşılığı da var. Her hafta bir kişiyi grupça havaya sokacağız. Siz de ilgileniyorsanız B noktanızın tanımını aşağıya yorum olarak yazın ve sizi de seçelim, canlı yayını alalım, bu komüniteyle birlikte sizi havaya sokalım. Ondan sonra nasıl B noktasındaki kişi gibi davranmaya, hissetmeye başlayacağınızı göreceksiniz ve hayatın dönüşmeye başladığını hissedeceksiniz. Daha önce izlemediyseniz bu kanala lütfen abone olun ve bu videoyu beğenirseniz de sevinirim. Devamı gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.